Şanlıurfa'nın tarihi Balıklıgöl platosunda sel nedeniyle çamura bürünen su normale döndü. Dünyanın en büyük doğal akvaryumu olarak bilinen Şanlıurfa'da 14-15 Mart'ta meydana gelen sağanak yağış nedeniyle Balıklıgöl'ün suyu çamura bürünmüştü. Kentte bulunan Aynzeliha Gölü'nde suyun rengi oluşan sel nedeniyle değişmişti. Herhangi bir eksiklik yok. Yok. Göldeki balıklar bir anda ortadan kayboldu. Şimdi açılmadı. Çok güzel yani. Tarihin ve kültürün merkezi olan Balıklıgöl yerleşkesi, suların çekilmesi sonrası normale döndü. Biz insanoğlu nasıl stresine kapılıysak o hayvanlar... Çamur rengine bürünen gölde kutsal kabul edilen balıkların gözükmeyişi vatandaşlar tarafından endişeyle karşılanmıştı. Olsa, bir şey olsa su yüzüne çıkar. Af buyur yani. Kentte yaşayan vatandaşların etraftaki kanallara yem atması sonucu balıklar yeniden yüzeye çıktı. Öyle bir şey yok yani. Sizce bu tür olayların olmaması için ne gibi önlemler alınması lazım? Hiçbir önlemlerin alınması lazım değil. Bu... Sel sonrası vatandaşlar göldeki balıkların strese kapıldığını ve o yüzden suların derinliklerine indiğini, kimi vatandaşlar ise balıkların Yüce Allah tarafından korunduklarını beyan etti. Kupanın içine o günkü yağan yağmur 170 kilogram. Bunu hiçbir yer götüremez. Ben aynen sel geldiği gün balıkların orada balıkların gölünü kaldırmıştı. Yem dağıtıkları yeri vurmuştu. Bu neden? Balıkların zaten kirli suda yaşama şansı yok. Onun için bunlar dibe indikleri için. Şimdi su temizlenince bunlar yine ortaya çıktı. Balıklarda azalma yok. Fakat bazı arkadaşlar bazılarının yaralandığını söylüyorlar. Şimdi bu büyük bir afetti. Büyük afetlerde kimsenin yapacağı bir şey yok. Yani belediyenin altyapısı şu bu bunlar hikaye. Yani bu büyük bir afetti. Nasıl ki Türkiye'de deprem olduysa bu da Urfa'ya büyük bir yani ben 62 yaşındayım ilk defa böyle bir afetle karşılaştım.